Yok, o kadar ciddi heyecanlı. Aldım. Heyecan, manyak mısın be? Sağa o kadar, o kadar heyecanlı değilim. Onlar çok geride kaldı. Geçti diyorsun. Sizin dizide böyle çok enteresan bir sahneniz daha vardı. Sevgili Nihal'in gözlerinden bir şeyler okuyorsun. Evet abi. Abi ne oluyor? Sette neler oluyor? Bana anlatın ya. Abi hiçbir şey olmuyor. Senaryoyu okuyoruz. Gözlerden bir anlam çıkaracak diyorlar. Biz de en ama öyle sen sus gözlerin konuşsun derler ya. Oo. Yani şey anlamında. Şu an ne söylüyorum? Şu an bilmiyorum. Tahmin et. Niye böyle bir şey dedim? Ya da sus Nihal. Tahmin et. Sus Nihal de olabilir. Bir şey söyleyeceğim. O sahne o kadar kıymetli bir sahne ki. Karar veremedim ya, yayınlasam mı yayınlamasam mı. Şöyle bir şey var. Ne yaptın? Ben sizin gözlerinizin okunduğu sahnede ilk ben oynadım. Wow! Diyorsun. O yapmacık tepki neydi? Yapmacık tepki neydi? Böyle çıkıyor arada. O meşhur göz okuma sahnesine biz bir şey hazırladık ama huzurlarınızda sunmak istiyorum. Buyurun sevgili Kiraz Mevsimi oyuncularının göz okuma sahnesinin parodisi. Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Bugün bir aşk filozofu arkadaşım hayattaki bazı anların önemini vurguladı. Bazı küçük detayların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi. Benim de öyle bir anım var. Ve ben unutamıyorum. Ben sihirbaz değilim. Ama şimdi hepinizin huzurunda bu karşımdaki güzel hanıma gözlerimle bir şey anlatmaya çalışacağım. Cep telefonumu satıyorum. Çizik düşme falan yoktur. Son fiyattır. Lütfen sadece ciddi alıcılar arasın. Meraklısına iki tekerli kara şimşek. Bu mopedi bu kilometrede bulamazsın. Debriyajı, balata, lastikler yeni değişti. İzmit'ten derbeder kobra. Parkın orada, sor gösterirler. Globalleşen dünyanın lokomotifi olarak görülen Çin'de emlak piyasasına dair çarpıcı reklamlar az sonra... Islak şarapla giymişim botları. Hep mantar oldu ayaklıklar. Tanıdığın iyi bir doktor varsa numarasını at. Allah'ım bu ne çirkin bir kız. Bırak abi, ayva tüyü falan değil. Resmen Ümit Besen bıyığı var ya. Eski buğday değirmeninde yangın çıktı. Jessica ile Brad içeride sıkıştılar. Ne? Hepsi Cooper'ın suçu mu? Vay. Ya ben bu herifin sıfatından anlamadım ya. Aranızda göz okuyan var mı? Gel feryadı, gel. Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Allah'ım, ay ne güldük. Eğer bir daha böyle bir sahne yazılırsa çok zor. Abi gerçekten bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok güzel tepkiler almıştım ama bu kadar anlamlı baktığımı gerçekten bilmiyorum. Abi sen çok sen anlamlı bakıyorsun. Sen niye öptürüyorsun kendini ya? Bu kadar anlamlı baktığımı gerçekten ama bir şey diyeceğim. Gerçekten o kadar anlamlı bakıyor ki telefonumu yani satacağım bu diyorum. Bu kadar şey anlatabildiğimi hakikaten bilmiyordum yani. Teşekkür ederim. Ay çok iyiydi. Siz iyi misiniz abi? Böyle daha ilginç sahneler bekleyecek mi bizi? Bilmem. Hani göz okuma sonra kulaktan böyle acaba ne diyor falan. Arkasını döndü dur bakayım falan. Abi hiç bilmiyorum. Dizideki en ilginç sahne bu mu? O taksiciden ziyade başka... Ama aslında bu Burcu ile Emre'nin en romantik sahnesiydi. Ya benim en şöyle söyleyeyim. Çünkü birbirlerine açılıyorlardı artık. Niye Aras bir şey söyleyecek. Ama yani hep Aras konuşuyor ya. Şaka yapıyorum. Ay ay ay. Aman
kara elbisesi. Ha şimdi fark ettim. Aa unutmuştum. Hürmet ederim, saygı duyarım. Seni dinliyorum hala. Sağ ol, ben yok de yani sağ ol. Çok keyif olarak keyif olarak. Keyifli olarak. Ara, iyi misin? Oynadığım bir sahneydi. Onu söyleyecektim. En keyif olarak oynadığım sahnelerden bir tanesi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.